Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tatlış troll oyundan hepinize selamlar. Gençler, bugünkü oyunumuzun adı Suicide Guy Lost Dreams. Kanalda çeşitlilik olması açısından bu tarz küçük oyunların videosunu çekiyorum, biliyorsunuz ki. Birer ikişer bölüm olmak üzere. Ana, İbo'nun vesikalığının ne işi var lan orada? Oyunu yine hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Benim de çok bir bilgim yok. Biz bu ayı oğlu ayı mıyız? Korku oyunu gibi başladı, anasını satayım. Evet arkadaşlar, benim kendi fikirlerim olmadığı için yine duvardan bu taraftan gitmelisin yazısını takip ediyorum. Her oyunda olduğu gibi. Oyun hem parkur hem de bulmaca şeyli galiba. Neyli? Hadi neyli olduğunu söyleyin. Parkur ya da bulmaca neyli? Aşağı düştüğümüzde direkt ölüyor muyuz? Bunu deneme fırsatımız olmayacak arkadaşlar, çünkü baba hiçbir zaman yanmaz. Bu tarz parkur oyunlarında bana vereceksin klavyeyi, mouse'u. Hatta mouse'a da gerek yok. Bak şöyle bile atlarım arkam dönük, anladın mı? Anladığım kadarıyla burası tutorial. Baktılar ki bu mal oyunu anlamayacak. Buna böyle bir kısım koyalım ki hızlıca halletsin demişler. Aha, vallahi yaptım. Şu radyoyu da bir çalarsak gider ayak arkadaşlar, belki para ediyordur. Yolda molda bir şey bulursak oraya satarız. Bunların hepsinin bu ele mi bakması gerekiyor yani, hani olay sadece bu mu? Nasıl gideceğiz oraya? Uçmam lazım. Tabii ki de böyle değil arkadaşlar. Nasıl gidebiliriz? Oraya bir taş maş bir şey mi fırlatsam ya? O zaten oraya dönük değil mi ya bu arada? Yemin ediyorum İbo'ya benziyor bu arada. Harbi İbo biraz daha uzatsa sakalır. Ben başka bir yere gidebiliyor muyum bu arada? Ya bana baştan bunu diyeceksin yani. Bir Ahmet Gazoz olarak arkadaşlar. Sapanı ta buradan oraya fırlatsam. Ha, hiç şey fiziği yok diyorsun oyunda. Hani ivmeyle aşağı doğru böyle attığın yere gidiyor. Bunu atsam. Biliyoruz oğlum. Belki savaş cepheci değildik ama biz de bir 50 kilo yenildik arkadaşlar. Bu kadar basit. Şunun ağzına bir tane atayım lütfen. Tam uyuyorken uyanır mı acaba? Onu da yedi, anasını satayım. Tabi bu da tutorial. Bakalım asıl oyunda zekamızı konuşturabileceğiz mi? Bir şey diyeceğim, bunu yapayım. Ama ne olur sıfırdan başlamasın ya. Ben hayatta bunu yapmadan duramam. Tekrar olmasın mı? Olsun mu? Emir falan veriyor. Buradan çıkmanın bir olmuyor mu? Tamam. Şimdi galiba oyunumuz başladı. Çıkış yolu bulalım hocam. Bu ne? Hocam buldum. Çıktım ben. Kolay gelsin. Asıl olay şimdi başladı. Şimdi arkadaşlar, tutorial biraz daha basit ve sade anlatılmıştı ama anladığım kadarıyla bulunduğumuz bölgelerden parkur yaparak ve bulmacaları çözerek kaçmaya çalışacağız. Aslında tatlış bir oyun. Biraz da mobil oyun tarzında bir oyun. Yani mobil oyunlar genelde böyle olur, bilirsiniz ki. Hani böyle bulmaca falan filan bir şeyler yaptırır sana. Bunu bir açalım önce. Peki ben buradaki bütün vanaları sırayla açsam? Ben bunları açıyorum da. He. Tamam. Ben acaba dedim buradaki suyu mu komple keseceğiz? Öyle bir şey değilmiş. Kolu bir çekelim hocam. Tamam. Bu kolun amacı şuradan dik olarak giden suyu şu şekilde yataya taşımamızı sağlıyor. Mesela şunu bir kapat. Bu israf vanası. Hiçbir işe yaradığı yok. Bu arada bu suya bastığım zaman ölmüyormuşum. Şurada da bir merdiven var. Şuraya da bir çıkalım. Ne oldu? Arkadaşlar yanlışlıkla bölümü geçtim. Kendimi tebrik ediyorum. Şunu bir alalım. Tamam, suyu direkt kes böyle. Olması lazım arkadaşlar. Yani şu mekaniğin olması lazım. Bir dakika arkadaşlar. İlginç bir mekanik keşfettim şu an. Oğlum daha yeni oldun ya. Niye beni abilere ablalara mahcup ediyorsun? Şu an aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Şurada bir bozuk boru vardı, hatırlıyor musunuz? Bak şu boru. Bu boru başka boru arkadaşlar. Bunun ben şu... Somun muydu bunların adı neydi? Şunları sıksam. Tamam. Şimdi boru akışını sağladık. Bu boru nereye gitti? Lan oyun zeka istiyor. Ben yanlışlıkla yapıyorum, anasını satayım. Suyu buraya taşımış oldum ama... Şeyi yaptırmaya çalışıyorum da az öncekini... Hah, tamam. Dur lan, beni uçurur falan şimdi. Beni mi uçurmasını istiyorum acaba? Dur bakayım. Yap bakayım bir daha. Kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıfırdan değilmiş bu arada, bölümü geçmişim. Diğer bölüme geçmeye hak kazanmışım. Çok teşekkür ediyorum bu başarımdan dolayı. Öncelikle kendime. Direkt basarım. Buton gördüğümü basacağım. Kapat. Önce etrafı keşfedeceksiniz arkadaşlar bu tarz durumlarda. Etrafta hiçbir şey yok arkadaşlar. Keşfedemedik. Çalıştırsam.
Şimdi arkadaşlar, olayımız şu. Ben oyunun amacını daha yeni anladım bu arada. Neymiş biliyor musunuz? Az önceki bulmacanın sonunda anladım bu arada. Ölmemiz gerekiyormuş. Yani biz öldüğümüz zaman bölümü başarmış oluyoruz. Amacımız escape almak falan değil. O yüzden bizim olayımız şunları çalıştırıp üstüne atlamak ama tabii ki direkt olarak atlayamıyoruz. Çalıştırıp şuradan oraya gitsem diyeceğim. O kadar kısa süre içerisinde gidemem. Ne yapabiliriz? Bir dakika, bu itiliyormuş. Şunu bir it. Üstteki odunların altına koysam. Şu an yetişir mi mesela buraya? Bir odunun çarpıp onu çalıştırması lazım ki ben o şeylere atlayabileyim. Çarklara. Seni ittirsem. Biliyoruz oğlum. Oyunumuzun amacı var ya. Biraz ikinci bölümde anlamış olduk ama ben hani kaçmaya falan çalışıyoruz sanıyordum. Ölmeye çalışıyormuşuz. Bu ne? Coğrafya dersine mi giriyoruz? Yani oyunun özeti şu: zekayı kötüye kullanmak. Hani bunları çözebilen bir insan zekidir. Oyundaki karakterden bahsediyorum ama kendisini öldürmek uğruna bu zekiliği yapıyor. Bravo gerizekalı, aferin. Onu döverim seni ha. Bu mekiği çalıştırıp şu roket kısımlarını çalıştırıp acaba kendimizi yakmaya mı çalışacağız? Ben bu çekiçle böyle... Oğlum zarar versene. Oğlum ne oldu? Çocuğunu mu öldürdüm uzaylının? Abi kusura bakma. Bu bölümde de ne? Uzaylıya mı ölüyoruz? Kızdırmamız mı lazım? O zaman dur. Şuradan bir tane daha var aynısından. Onu da indireyim. Sinirlenecek, bizi almaya gelecek galiba. Oğlum ekranımı sallıyor. Alo. Üçüncüyü de indirdim. Vallahi abi. Ölmek istiyorum ama. Mesela kendimi uzay boşluğuna atsam daha iyi olabilir. Oo, al arkadaşlar size olay. Şuna vurduğum gibi muhtemelen içinden çıkacak, beni yiyecek. Tahminlerim bu yönde. Bu çok ses çıkartıyor çünkü. İşliyor mu buna? Canı falan gidiyor mu şu an acaba? Muhtemelen bir iki tane daha o küçüklerden var ki en son buna geleceğim. Bir şey diyeyim mi? Sonuncuyu kırdıktan sonra inşallah direkt olarak ölmüş sayılmam yani. Bir o şey animasyonunu istiyorum. O yaratığın animasyonunu istiyorum. O kadar atar gider ya, bağır. Ha, bir de karşıma çıkma değil mi? Hocam kolay gelsin. İyisin inşallah. Ya ben tesisatçıyım aslında, beni buraya çağırdılar çalışma var diye. Şimdi bu yaratık bu kadar mı yoksa... Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz, şu an farkındayım. Bunun bize saldırmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Bunun üstüne atlamamız lazım. Oğlum bu ne? Tarihteki ilk futbol topu. Ya bir insan nasıl ölmeyi bile nasıl beceremez ya. Bu havada yumruğu çaksam yarata. Çak yumruğu. Güzel. Güzel. Bu animasyonu beklemiyordum. Ben bu öldürecek sanıyordum bizi. Evet, bir bölümü daha bitirdik. Ne açıldı? Şu mu açıldı? Evet, bu açıldı arkadaşlar. Bunu da yapalım, oradan bitirelim videoyu. Geldik Mario dünyasına ya. Ne burası? Yalnız çok güzel ortammış. Hani bazen böyle şeylerde de oluyor ya. Animasyon filmlerinde falan bu tarz dünyalar oluyor ya. Bayılıyorum ya. Bu ne? Fil Necati'yi buldum. Video bitti arkadaşlar, hadi görüşürüz. Ben sabaha kadar bunu yaparım. Ne yapacağız şimdi seninle? Fil Necati, Fil Necati bir dur. Şımarma hemen amına koyayım ya. Bu ne? Burada bir fil daha var. Seni şuraya koysam Necati'cim. Şöyle. Arkadaşlar Necati beni sikiyor şu an. Şöyle. Yok. İkili yapması lazım bunun. İkili zıplatması lazım. Nasıl olur? Şu ağacın üstünde bir tane daha Necati var. Ben bunu radyo sanmıştım galiba. Necati'cim özür dilerim. Şuraya tek de çıkamıyoruz ama şuranın üstüne çıkıp oradan oraya çıkabilirim diye düşündüm. Necati bir gel bakalım. Ben şimdi bu Necati'nin üstünden zıplayıp bu Necati'yi buraya bırakabiliyor muyum? Bırakabiliyorum. Bu Necati de beni buraya fırlatabiliyor mu? Fırlatıyor. Peki şimdi bu itiliyor mu? İtiliyor galiba, aynen. Ya şuraya fırlatsa, sıkıntılar başladı. Bunu elimizde Necati varken yapmamız lazım. Herhalde buradan atlarım değil mi? Tamam. Bir tane filli oyuncak bizi maymuna çevirdi ya. Tamam. Yok, bu değil. Acaba dedim öleceğiz mi? Şurada bir Necati'miz daha var. Tamam, şimdi ne olmuş oldu? Fazladan bir tane... Fazladan elimizde bir tane Necati var derken yukarıdaki Necati'nin sıfatı eşkali gördüm arkadaşlar. O zaman hareketeyiz de. Tamam, bunu da aldık. Bundan da buna. Hala devam diyorsun, pekala. Tam parkur yere, en sevdiğimiz kısımlar. Buralarda asla hata yapmayız arkadaşlar.
Basit bizim için. Basit senaryolar. Necati, bu bir motivasyon konuşması oğlum. Gözlerini sikeyim. Vallahi konuşacaktım arkadaşlar, gözlerinin içine bakınca hiç motivasyon falan veresim gelmedi. Hadi aslanım. Bu ne? İnşallah düşündüğüm şey değildir de. Buradan ben şimdi hızlıca kaptırsam ne oluyor? Oğlum daha neyin nereye çıkacak bu adam ya daha? Bir Necati alalım bakalım. Hayır, şu kadar yakınlıktayken Güneş'e zaten ölmesi lazım ama ona değmeye mi çalışacağım gerçekten? Hani bu raddeye mi çıktı adam? Sen ciddi olamazsın ya. Sen ciddi olamazsın ya şu an. Güneş ben geliyorum oğlum. Adam Adanalı olabilir mi arkadaşlar? Yaratıcılık adına 10 doğum veriyorum şu ölmeye. Ama güzel kardeşim, bu nasıl bir kafa yani? Nasıl ulaştım bu kafaya? Bak detone oldum ya. Mantık bulamadığım için detone oldum. Vallahi şunların hepsini kıracağım şimdi. Hepsini kıracağım. Gençler, oyunun mekanikleri olsun daha iyileştirilebilir kesinlikle. Burayı biraz eleştirebilirim ama yaratıcılık olarak gerçekten çok beğendim. 10 üzerinden genel bir puan verirsem 5 falan veririm. Ama sadece yaratıcılığını yorumlamam gerekirse 8 falan verebilirim gerçekten. Hani ben escape tarzı bir şey sanmıştım ama öyle değil. Haritadaki bulmacaları ve parkurları yaparak kendimizi öldürmeye çalışıyoruz. Ve az önceki güneş olayı müthişti yani benim için. Gerçekten 10'da 10 yaratıcılıkta. Her ne kadar absürt olsa da. Oyun 14 Eylül'de Steam'den çıkış yaptı. Bu tarz oyunları seviyorsanız, hani kafa yorayım, bulmacaları çözmeye çalışayım, parkur yapayım tarzı oyunları seviyorsanız isterseniz satın alabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.